Merhaba arkadaşlar, Rençber TV'ye hoş geldiniz. Ben Kemal Beytekin. Sevgili arkadaşlar, değerli takipçiler, biberimize ilk gübresini verdik. Ama bugünkü videomuz biber hakkında olmayacaktır. Bugünkü videomuz bahçecilik hakkında olacaktır arkadaşlar. Son yıllarda Çukurova'da özellikle Tarsus ve Adana'ya yakın kesimlerde, hatta Adana'da da var, sebzecilikten ziyade bahçe, narenciye ve serçekirdekli şeftali, nektarin ekimi, bahçe tesisi aşırı bir şekilde yoğunlaştı. Bu sene çalıştığım bölge itibariyle bu bölgede hem bahçelerin çok olması hem de zaten biz biberimizi bu bahçenin arasına ektiğimizden dolayı bu sene bahçe videoları da çok gelecektir. Özellikle şeftali olsun ve bu W Murkot mandalin olsun, bunlar hakkında bayağı videolarımız gelecek. Zeytinden de videolarımız gelecek. Bunların sıkıntılarını, budama şekillerini ve terbiye alma videoları bayağı göreceksiniz inşallah. Bugünkü videoyu esas ben şeye ayırmak istiyorum. Bu bahçe tesisi. Çünkü insanlar bir bahçem olsun, 5 dönüm 10 dönüm bir bahçe kurmak istiyorlar. Benim de gelecekteki hedeflerimden ve planlarımdan bir tanesi bir bahçe tesisi yapmak. Bahçe tesisi yaparken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Neler tercih ediliyor? Onlar hakkında bir video yapmak istedim. Yapmak isteyenler için ve evinde nektarini, şeftalisi, bahçesinde olan bu tür ağaçlar olan ve bunların zararlarını, budama şekillerini artı hastalıkları hakkında bilgiler içeren içeriklerimiz bundan sonra daha sık gelecektir. Bu bahçe 2021 Ekim-Kasım aylarında dikildi. Yani 5 aylık 6 aylık bir bahçe, yeni bir bahçe. İlk senesi olduğu için ilk 1-2 sene araya bu tür şeyler, domates, biber, patlıcan, karpuz, bu tür sebzeler dikebilirsiniz. İlk 1-2 sene bunlar dikilebiliyor. Nitekim biz de arasına jelipon biberi 2 hat diktik. Şimdi esas ana ağacımız şu arkadaşlar. Mandalin, W Murkot. Bu çeşit son 3-5 senedir bayağı popüler oldu. Hem tadı çok güzel, hem iç piyasaya hem de ihracatta çok aranan bir çeşit olduğundan dolayı şu anda narenciye yapanların %70'i bu çeşidi dikiyor diyebiliriz. Bir de geç çıkıyor. En son çıkan mandalin olduğundan dolayı o dönemde başka mandalin yok, alternatifi yok. Ondan dolayı da tercih ediliyor. Hat aramız şöyle, bu ağaçtan bu ağaca 6 metre. Hat üzeri de şu şekilde 3 metre, yani bu ağaçtan şu ağaca 3 metre. Biz araya şeftali de dikmişiz. Şeftali hakkında da konuşacağız. Bu şekilde 6 kere 3 18 bin bölü 18 ne ediyor? 50 60 ağaç falan girmesi lazım. 60 ağaç civarında, bir dönüme 60 ağaç civarında fidan girmekte. Bu 1 sene, 2 sene, 3. sene artık ekonomik değeri başlıyor. Yani şeftali gibi değil, şeftali daha hızlı. 3. senesinde artık satılabilecek şekilde, para kazanılabilecek şekilde meyve vermeye başlıyor. 4. ve 5. senesinde daha güzel, daha esas verimi 5. seneden sonra diyebiliriz. Yani 4. senede de para kazandıracak verim yapıyor ama iyi bir verim 5. senede oluyor. Şimdi bu uzun süreli olduğu için araya arkadaşımız tutmuş, ne yapmış? Bir tane de serçekirdekli şeftali dikmiş. Bu nektarin olması lazım, divadona. Nektarin dikmiş. Nektarin ve şeftaliler çok daha kısa sürede hasada geçiyor. Ekonomik değeri bir seneden sonra başlıyor. Allah izin verirse bu şeftaliler, bu bir karış gördüğünüz şeftaliler, gelecek sene ağaç başı 10 kilo ile 15 kilo arasında ürün veriyor. Ama bu mandalin öyle değil arkadaşlar. Mandalin 3. ve 4. senesinde ekonomik değerine ulaşıyor. Şimdi
İlk 3 seneyi, şimdi bahçenin masrafı çok, yatırımları çok büyük. İlk 3 seneyi gelecek seneden itibaren, bu sene mesela biberimiz var. Gelecek sene şeftalimiz olacak. Gelecek sene yine sebze de olabilir. İlk 2-3 seneyi bu şekilde değerlendiriyorlar. Hem bahçenin kendi masrafını çıkarsın, hem de biberden olsun, ondan sonra bu şeftaliden olsun, biraz gelir gelsin diye bu şekilde yapılıyor. Daha başka bu şeftali hakkında da videolarımız çok gelecek. Öbür tarafta bizim nektarin var. Borayel. O da çok güzel bir çeşit. Geçen sene dikildi. Bu sene Allah izin verirse 10 ile 15 kilo arasında ağaç başı meyve gözüküyor. Yani dönüme 800 kilo, 1 ton civarında meyve veriyor ilk senesinde. Bu da bunun daha çok rağbet görmesine neden oluyor. Yapılan bahçelerin %70'i 80'i yeni tesis edilen bahçelerden bahsediyorum. Sertçeyir'deki, yani şeftali ve nektarin olurken kayısı çok az, %5'e kadar düştü herhalde, neredeyse eken yok. %30 civarında da bu mandalinden dikiliyor. Mandalin dikilirken şöyle sadece bir kargı dikiliyor. Bu kargıya bağlanıyor. Şunlar da karton sarmışız soğuktan zarar görmesin diye. Kimisi bunun içine böyle poliüretan köpük gibi bir şey de yapıyor. O daha güzel oluyor. Bu soğuktan görmesin, zarar görmesin diye buraya bunları bağladık ve bu şekilde bu kalıyor. Ama şeftalide durum farklı. Şeftalide terbiyeye alınıyor. Terbiye dediğimiz, bundan 5-6 ay sonra bu biraz büyüyüp, bundan normalde eğer arada şey olmasaydı, neydi onun adı, mandalin olmasaydı 4 dal çıkaracaktık. Bir tanesi böyle, bir tanesi böyle, biri böyle, biri böyle. Çapraz 4 dal çıkarılıyor ve kargıya bağlanılıyor. Onun videosunu da ben çekeceğim inşallah. Ama bu bahçe arasında, esas bahçemizin mandalin arasında olduğu için, bir de mesafe zaten şuradan şurası 1,5 metreye kadar düşüyor. Onun için ne yapacağız? Bir dal sağa, bir dal sola yeterli diyoruz. Bu da dediğimiz gibi ilk 2-3 sene, 3-4 sene bundan meyve alınır. Daha sonra bu ağaç şeftali sökülür. Sadece mandalin kalır. Bu şekilde olacaktır. Çift damlama çekiliyor. Bizim çektiğimiz damlama yassı damlama ama çok yıllık damlama. Şu şekilde 40 ile 60 santim arasında delikli olanları tercih edebilirsiniz. Eğer mesafeniz çok uzunsa, bunun gibi, bu tarlanın uzunluğu 750-800 metre. Mesafeniz çok uzunsa hortumların biraz daha uzun mesafeye basması için 60 santimlik delikli olanları kullanabilirsiniz. Ama mesafeniz kısaysa 40 santimlerde daha güzel oluyor. Biberimize ilk şeyi verdik, gübreyi verdik diyelim. Ekeli 10 gün falan oldu. Şöyle bir alta bakalım. Biber hakkında video gelmeyecek şeyi, bu videoyu biber hakkında yapmayacağım demiştim ama yine de bir gösterelim. Hatta şöyle arabaya doğru gidelim de biberde verdiğim ilk gübrelerden de biraz bahsedeyim. Şeftalinin zararları, bu narenciyenin zararları, bakım şartları, terbiyeye alma, budama, seyreltme, bunlar hakkında bu sene Allah izin verirse bayağı videolarımız gelecektir. Özellikle zeytin mesela şu anda tam zamanı, çiçek açmadan önce pamuklu bit oluyor. O pamuklu bit ilacının mutlaka atılması lazım. Zeytinde böyle pamuksu pamuksu şeyler görürseniz o pamuklu bittir. Onun ilacının mutlaka atılması lazım. Atılmadığı zaman sonradan tutan o çiçeklerin hepsi dökülüyor. Hatta benim bahçede iki tane ağaç var. Bu kadar ilaç atıyoruz ama o iki bahçeye, ağaca ilaç atamadık. Geçen sene benim bütün zeytinler döküldü. Zeytinde ayrıyeten halkalı benek miydi? Öyle bir rahatsızlığı olacak. Zeytin sineği olacak. Bunlar hakkında videolarımız gelecek. Şeftalide Monilya. Şimdi bu bölgede artık çiçeklerin hemen hemen %90'ı döküldü. Geçici çeşitlerinki kaldı. Çiçek yeni açanlarda Monilya için ilaç atılması lazım. Ondan sonra tebukanazol Monilya içindi. Bir de ziram atılması lazım. Glok için. Şeftali olsun, bahçe hastalıkları sebze kadar çok değil. Belli başlı hastalıklar var.
Bunlara dikkat ederseniz çok güzel ağacınız olur. Bunların terbiye alınması, budama yapılması ve gübrelemesi hakkında da videolarımız gelecek inşallah. Bir şey aklıma takılmıştı, onu da ben bahsedecektim ama şu anda unuttum. Neyse, aklıma gelince onu da söylerim. Bir de narenciye de unlu bit problemi oluyor. Onlar hakkında da videolarımız gelecek. Dediğim gibi meyvecilikte, ağaçta bu sene Allah izin verirse bayağı videomuz gelecek. Yine biber, domates, karpuz, bu tür videolarımız da devam edecek. Bu sene karpuz ekmeyecektim. Ama bizim 18 dönüm var köyün öbür tarafında. Geçenki yağmurlardan dolayı içerisi bayağı full su doldu. Orayı da biber yapacaktık. Oranın biberinden vazgeçtik. Geçici bir karpuz yapacağız. Karpuz videolarımız da gelecek inşallah. Durumlar bu şekilde değerli dostlar. Biber hakkında konuşmayacağım demiştim ama ilk gübreyi verdik. İlk gübrelemede neyi verdik? Ondan bir bahsedeyim ve videomuzu bitirelim arkadaşlar. Şimdi bu demir arkadaşlar 5 kilo, 50 dönüme 2,5 kilo attık, 50 gram. Biz buna koklatmak diyoruz. Yani ilk gübrede gübreleri az veriyoruz. Daha sonra bunları artıracağız. Çünkü bitkimiz küçük, daha yeni yeni kök atmış. Fazla bir gübreye ihtiyacı yok. Humik asit atacaktık. Humik asit yerine onu atmadık. Hayvansal menşeli amino asit verdik. Dönüme 1 kilo. Dönüme yarım kilo sıvı azot verdik. Bu da hem üre azotu hem amonyum azotu var içinde. Artı üre verdik. Artı şeker gübresi verdik. Şeker gübresi de amonyum sülfat, bir de magnezyum sülfat verdik. Bu şekilde ilk gübrelemeyi yaptık. Biraz da fosfor verdik. Bunların tamamı dönüme 2 kiloyu, 3 kiloyu geçmiyor arkadaşlar. Verdiklerimizin hepsi 3 kiloyu geçmiyor. Dediğim gibi ilk gübrelemede fazla yüklenmeyeceksiniz. Fazla gübrenin vermenin bir anlamı yok. Çünkü bitki küçük. Sadece o kök bölgesine az bir gübre gittiği zaman gayet yeterli oluyor. Daha sonraki gübrelememizde yine videosunu çekerim inşallah. Biraz daha fosfor ağırlıklı gideceğiz. Biliyorsunuz fosforu en başta biraz daha fazla veriyoruz. Azotu da, azotun 3 formunu da kullandık. Hem üre azotu, hem amonyum azotu, hem de nitrat azotu verdik. Bunu da vermemizin sebebi son günlerde buraya çok yağmur yağıyor. Yarın da yağmur gösteriyor. Belki uzun bir süre bu tarlaya giremeyebilir, su veremeyebiliriz. Ondan dolayı bütün formlarını verdik ki peyderpey kullansın, azot eksikliği hissetmesin diye. Bayağı da uzun olmuş. Arkadaşlar, bu biber videosu değildi, bahçe videosuydu. Bundan sonra dediğim gibi bahçe videolarımız daha çok gelecek, ağaç videolarımız daha çok gelecek. Değerli dostlar, şeyleri unutmayalım lütfen. Abone olmayan arkadaşlar varsa abone olsunlar. Beğenmeyi, videoyu beğenmeyi ve fikirlerinizi yorum kısmına yazmayı ihmal etmeyelim. Tarsus Tiznik köyünden hepinize kucak dolusu sevgi ve selamlar olsun. Yarın Ramazan inşallah. Herkesin de Ramazan'ı kutlu ve mübarek bir şekilde fazlasız belasız geçmesini Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyoruz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.